görüşmeme sevindim. Biz de kalkalım artık, çok geç oldu. Dur ya, yani biraz daha kalsaydınız. Yani böyle yalnızken duvarlar üstüme geliyor. Anlıyorum. Ama benim evde olmam gerekiyor. Asuman'la ders çalışacak. Tekrar geliriz, olur mu? Sen merak etme hiç. Biz uğrarız sık sık. Deniz, yarın benle hayvan barınağına gelmek ister misin? Kafes temizlemeye adam mı lazım? Hayır. Sadece orada vakit geçirmek sana iyi gelecek gibi hissediyorum. Hem belki bu sefer beni dinleyip küçük bir kedi ya da köpek sahiplenmek istersin. İnan bana, bu evde bir canlı çok iyi hissettirecek sana. Haklısın, çok doğru söylüyorsun. Da ben daha kendi sorumluluğumu alamazken böyle başka bir canlı. Ama söz, düşüneceğim. Anlaştık. Nazlı, sen bana çok iyi geliyorsun. Tekrar gel. Lütfen. Görüşürüz. Ay ver Fatoş, ver. Durdukça yiyoruz. Ablacığım, ben çıkıyorum. Asuman, hayatım. Ne olur o telefonun açık olsun, tamam mı? Bak şarjım bitti falan istemiyorum. Basar gelirim. Aklım sende kalmasın. Seninki de tam yaz okuluymuş ha Asuman. Sen ne diyorsun Fatoş? Yani böyle okuldan 20 kişi gidiyoruz işte. Yani hocalarla birlikte tabii. Staj gibi bir şey bu. İşte eğitim falan alacağız. 4 güncük zaten. Sonra yine başınızdayım ben siz. Vay be. Turizm okumak varmış. Bak yol, yemek, yatak. Hepsi onlardan ama tabii dışarıdaki özel harcamalarımız bizim cebimizden çıkıyor. Şair burada diyor ki para ver bana. Asuman bak, annem bunu bir duyarsa var ya, senin yanında beni de öldürür. Canım ablam benim, bir tanesin sen var ya, bir tane. Bu arada annem demişken, annem seni arıyormuş, ne sana ulaşamıyormuş, ne kadar şaşırtıcı ki cep telefonun kapalıymış. Kapalı mıymış? Kızım niye şimdi söylüyorsun bunu? Yani sen bana diyorsun işte biz sana ulaşamıyoruz, telefonunu açık tut falan diye ama kim sana ulaşabiliyor ki sanki? Kız onun telefonu ihtiyarlıktan kapanıyor. Günde 2 kere bitkisi hayata giriyor, geri çıkıyor garipçik. Bir işe başlayayım. Bir para kazanayım, görürsünüz siz. En yenilerinden alacağım. Ateş falan edecek telefonu. Ne güzel eline para geçmişti Nazlı ya. Cillop gibi işte arada kaynadı gitti. Eksik olsun onun parası Fatoş. Neyse ben kaçayım artık Fatoş ablacığım. Öptüm seni. Bebeğim. Hadi bebeğim ablam. Hadi görüşürüz. Engin'i arayayım diyorum. Hayırdır? Yani ararım, bir randevu veririm, 1-2 kere görüşürüz. Sonra kanı bana kaynayınca da açıklarım durumu. Ben moda evi sahibi değilim ama moda evi sahibi adayıyım derim. Çok mantıklı vallahi Fatoş. Zaten o sırada o sana çoktan aşık olmuş olacak. Aman Fatoş'un lan kıymetli mi der. Bastırır parayı, açar moda evini değil mi? Ünlü falan olursun kız. Televizyonlara çıkarsın. Ünlü modacı Fatoş. Vallahi paraya para demem. Sana bir restoran açarım. Japon, Antakya, Fizyon şeysi. Nasıl? Oo süper. Asuman'ın bir üst modelisin Fatoş. Kıza boşuna kızıyoruz. Evde gördüğü örnek bu. Çok teessüf ederim Nazlı. Arzularımız aynı olabilir ama tarzlarımız çok farklı. Lütfen. Çay koy Fatoş. Oo, annem de kaç kere aramış. Sanki köy yandı. Fatoş. Hı. Gel. Ne oldu ya? Ya gel. Dinle. Alo Nazlı. Deniz ben. Sana bir iş teklifim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum. Biliyorum Ferit'le çok iyi anlaşamadınız ama ben zor biri değilim. Hem okul ödevlerini benim evimde yaparsın. Benim de karnım doyar. Süper. Fatoş nesi süper? Ne diyeceğim ben bu çocuğa? Şurası süper yani Nazlıcığım. Hem süper bir işin oldu hem de yeni aşklara yelken açıyorsun Nazlı. Hadi inşallah. Fatoş'cum
Hemen gidip düğünümü organize edelim. Gelinlik falan bakalım. Kızım bu çocuk seni beğeniyor, tamam mı? Allah Allah. Vallahi seni görünce her yerinden böyle ışıklı kalpler çıkıyor çocuğun. Hem şimdi yanında çalışmaya başlayınca da birbirinizi daha iyi tanırsınız. Fena mı? Aslında direkt evlenme teklif etseydi de keşke uğraştırmasaydı bizi hiç. İşi kabul ediyorum yani. Atoş, Deniz benim arkadaşım. Çok iyi çocuk ve arkadaşım. Biz çok gördük öyle arkadaşlıkları. Sana soran da kabahat, git. Elbisenle uğraş. Ama iyi, kabul etme. Madalya takacaklar sana yılın gururlusu diye. Düşünürüm belki, bilmiyorum. Ay ben Türk kahvesi yapacağım. Ya senin foluna bakacağım, dur. Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak, Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte, Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok, evde yok. Çatlar çatlar, kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi mi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Nazlı? Bulut? Bulut? Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz. Ta-ta! Hoppa! Evet, sıkı duralım. Nazlı Fatoş Rezidans turu başlıyor. Bulut, kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti. Çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey. Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değilim. Cevabını bekliyorum. Tamam, kabul ediyorum. Tamam, her şeyi konuştuk ama geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece, sizinle. Kendine ait bir odan olacak.
Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Bir şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Ya dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nazlı rahatsız olmaz ki. Olmazsın değil mi Nazlı? Buyurun. Dayı bak, bu da Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş? Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki, şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki, şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya. Bu saatte ararsan açmaz tabii Nazlı. Alo, Asuman. Ablasının Gülü. Ne yapıyorsun? Ne demek bu saatte aranır mı ya? Şşş kızım, uyumaya mı gittiniz siz oraya? Nasıl uygulamalı staj bu arkadaşım, anlamadım ben. Ya ablacığım bak, dün gece saatlerce değerlendirme toplantısı falan yaptık. Allah'tan bizim hocalar insaflı, sabaha boş bıraktılar, kendimize gelelim falan diye de. Yani işte... Nasıl? Git başka yerde konuşuruz. Abla bak, o da arkadaşlarım falan perperişanız. Uyuyor gel, ben yarın geldiğimde anlatırım zaten sana detayları. Ya tamam tamam, önemli değil. Ben zaten bir şey söylemek istiyordum seni. Ya tamam, yarın dönüyorum zaten, gelince konuşuruz işte her şeyi, tamam hadi. Sal beni, öptüm, öptüm. Hadi canım, bay. Asuman. Alo, Asu. Kapattı. Parası yemeyecekse çok uzun konuşmuyor biliyorsun, kontrol bitmesin diye. Çok ekonomik kız. Ha, Deniz arıyor. Ha, annemmiş. Efendim anneciğim. Sonunda aramışsın. Günaydın. Tamam, tamam anneciğim, kapatıyorum. İşim var birazcık, tamam, öpüyorum seni çok. Babama selam, görüşürüz. Benim acil çıkmam lazım. Ay daha okuldakileri arayacağım, bugün sunuma gidemiyorum, idare etsinler. Alo, ha Metin, ya ben gelemeyeceğim bugün, idare ediverin. Telefonun amma meşgul Nazlı ya. Yavru Ceylan, veda vakti geldi, gidiyorum ben.
Aa, bu kadarcık mı çantan? Ay nesi var Fatoş ya? Yeter işte 2-3 günlük. Lazım olursa isterim senden. Kızım, Odun Prens'in kalesine savaşa gönderiyoruz seni. Şimdi intikam zamanı. Yeri geldiği zaman çok tarz, yeri geldiği zaman çok güzel olman lazım Nazlı. Bu cephane yeterli değil. Fatoş saçmalama ya. Yok savaş mavaş, bitti. Adamın acısı boyundan büyük. Açma artık eski defterleri, bırak. Kız, sen bir gördün yumuşadın mı yoksa bu Ferit'e karşı? Bak öyleyse söyle bileyim. Fatoş, delirtme beni. Yok öyle bir şey, yumuşamadım. Niye gittiğimi biliyorsun. Ya ben Bulut'un hatırı için gidiyorum oraya. İyi tamam ya, tamam. O zaman şey yapmayalım çok. Ona zamanı gelince bakarız, tamam. Bakma Fatoş, bakma, bu kadar. Ay Nazlı, sabahtan beri telefon konuşmalarım bitmediği için gösteremedim. Ama dur bir bak. Bugün seni öğle yemeğine çıkarıp döner kapı kazası için bir kez daha özür dilemek isterim. Aydın sana uyuduktan sonra kararttım gözüme, Engin'e mesaj attım, çat diye cevap geldi. Birazcık konuştuk, sabahına da bunu yollamış. Bravo yalancı Fatoş. Sonunda Engin'e gerçekleri anlatıyor musun? Evet, bütün cesaretimi toplayacağım ve diyeceğim ki ödüllük tasarımlarım var ama henüz ödülleri yok. Bir de moda evi sahibi olmak için çok yüksek bir potansiyelim var ama henüz moda evim yok diyeceğim. Bir bir anlatacağım. Aferin. Ha bu arada unutmadan, yabancı bir evde ilk kez kaldığında yastığının altına anahtar koy derler. Gece rüyanda evleneceğin erkeği görür müsün? Fatoş, hiç hatırlatmak istemiyorum ama ben o evde ilk kez kalmıyorum. Ha. Yok ya, o sayılmaz. İlk bu. Bu sayılır, tamam mı? Naz bak, ölümü gör yapacaksın ama. Ha? Seni mi kıracağım be? Haydi benim. Haydi bay bay. Mükemmel zamanlama. Deniz. Mesajımı aldın mı? Aldım ama biraz geç görünce cevap yazamadım. Aşçı başımın yollarda helak olmasını istemiyorum. İş yerimizin servis imkanı da var. Ben bunu söylemeyi unutmuşum, o yüzden haber vermeye geldim. Aa tabii, sen her şey tamam ama maaşı konuşmadık diyorsun. Çok haklısın. Hadi konuşalım, pazarlık yapalım. Deniz. Dün Ferit Bey'le Bulut eve geldi. İş teklif etmek için. Ya Bulut'un durumu malum biliyorsun. Yanında birinin olması gerekiyor. Sen de kabul ettin anlaşılan. Ettim. Bulut'a nasıl hayır diyeyim? Ya ben sabah haber vermek için seni aradım da bir denk gelemedik. Bence çok doğru bir karar vermişsin. Bulut'un gerçekten desteğe ihtiyacı var. Umarım ona iyi gelir. Ona ilaç gibi geleceğinden eminim. Hadi atla götüreyim seni. Bulut Bey'i bekletmeyelim. Alayım mı? Senindir. Merhaba. Nazlı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vazgeçmediğine sevindim. Dünden beri vazgeçirecek bir şey yapmadınız. Abi ben yine deviriyordum senin çöpü ya. Çok dar abicim orası. Deniz sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yoldan Nazlı'yı buldum da. Hazır bulmuşken Bulut'u da ziyaret edelim dedim. Dayı, Nazlı mı geldi? Evet Bulut'cum, Nazlı ablan geldi. Ne yapıyorsun lan? Nazlı, aşağıdaki boş oda senin. Bir şeye ihtiyacın olursa İkbal Hanım'la konuş, tamamlasınlar. Bulut'un düzenli olarak fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. Yalnız bir günü bir gününü tutmadığı için genelde zorlanıyoruz. Ama ben senin götürebileceğini ümit ediyorum. Fizik tedavi günleri dışarıda bir şoför sizi bekliyor. Olacak, istediğin saat çıkabilirsiniz. Merak etmeyin. Elimden geleni yaparım. Yap. Tedavinin dışarıda olması Bulut'un psikolojisi açısından çok önemli. İlk izleyici mi bunu? Bak bu kırmızı araba ne yapıyor biliyor musun sonunda? Hayır anlatma. Bulut. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk bebek, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şuna bak ya, Nazlı'yı görünce nasıl canlandı fırlama. Nazlı benim odamda kalabilirsin. Çok rahat bir koltuk var. Yatak da oluyor. Hem benim yatağımda benimle beraber de yatabilirsin. Nazlı'nın kendi odası olacak Bulut'cum. Aç mısın söyle bakayım. Sana böyle kocaman bir omlet yapayım mı?
Yanına. Ne çelekmek? Oo şahane, çek. Kahvaltıya bin de yatsana. Sonra Bulut'la biraz oyun oynarız. Gel bakalım. Hoppa. Senle oyun oynuyorsun Deniz. Ben seni böyle enerjik bulmuşum, bırakır mıyım? Şirkete geliyorsun benimle. Yok abi, bir benim şu halime bak, bir de senin şu şiletliğine. Yani şirkete hayatta gidemem ben böyle. Pusula Holding buna daha hazır değil bence. Hadi hadi, yemezler. Kimse senden takım elbise falan beklemiyor. Deniz, konuşmamız gereken önemli konular var. Gerçi tatsız konular ama Zeynep ve Demir'in ardından. Yapacak bir şey yok. Hadi. Savaşlar başlamıştı. İki taraf da çok güçlüydü. Robotlar ve... Nazlı, biz çıkıyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Bir ısırık versene. Işınlı kılıçlarla savaşıymış bu.